Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar. Karşınızda yepyeni bir Lord of the Rings Ice to War yani Yüzüklerin Efendisi Savaşlar videosuyla birlikteyim. Komutan rehberleri serimiz kaldığı yerden devam ediyor. İyi e taraf komutanlarını incelemeye devam ediyoruz. Yani yeterince uzun süre iyi e taraf oynama şansı bulmadım ama o oynadığım iki sezon boyunca iyi e tarafı iyi deneyimledim. Ekip sayesinde vesaire. Onlar tartışırlarken falan hep içlerindeydim. Hani kendim kullanmadığım bir komutan olsa da onlardan bayağı şey gördüm yani. Oynamış kadar oldum öyle söyleyeyim sizlere. Bugün tanıtacağımız, bugün rehberini yapacağımız komutan Gilgalat Tier 3 bir komutan, pahalı bir komutan, çok güçlü bir komutan. Oyunun en güçlü komutanlarından bir tanesi. Hani öyle ki işte sezon 4'te yüzük savaşında falan zırhlı Sauron veriliyor ya hani. O zırhlı Sauron bile bir, bir birebir kapışabiliyor. O zırhlı Sauron biraz OP bir komutan çünkü fazla OP. Biliyorsunuz onun ener onun enerjisi diğerleri gibi dolmuyor yani. Her neyse. Gilgalad'ı konuşmaya başlayalım. Evet kendisi tier 3 bir komutan. Maalesef şu an bulunduğum hesapta açık değil. Bu benim hesabım değil. Tamamen alakasız bir hesap. Hayır hala Begent'te falan değiliz. Biz birinci sezonda oynamaya devam ediyoruz. Kötü tarafta. Evet Gilgalad kendisi geliştirilmek için Yüce Noldor kralının sancağı isminde saygıya ihtiyaç duyuyor. Nitelikleri de lider özelliğine sahip, artı 5 komutaya sahip oluyor. 20 seviyeye ulaştığında tıpkı Gorbaga gibi, tıpkı Witch King gibi işte lider komutanları biliyorsunuz. Bir tık daha çok fazla asker, daha fazla asker aldıkları için bir tık daha iyi oluyorlar. E tabi ki bildiğiniz Gilgalad'ı tanımayan yok herhalde. Kendisi son yüksek kral, elf, e, tabii ki. Eşsiz itemine bakalım. E, Gilgalad'ın eşsiz itemi Kuvvet veriyor 15. Ordu hasarı elfler veriyor ve elflere savunma veriyor. Her kralın kutsal sözü isminde de alt yeteneği var. Her insanlar birim. Her insanlar birimi her turda tüm müttefiklerin hasarı %1 artar. En fazla 5 adet üst üste beklenir. Her elfler birimi her turda tüm müttefikler HP %5 iyileşir. Yani elfler, elf kullanıyorsan iyileştirme, insan kullanıyorsa hasar artışı var diyebiliriz. Tabii ki biz tier 3 bir komutanın eee eşsiz eşyasını yapmaya ömrümüz yetmiyor genellikle. O, öylesine de bakayım istedim yani. Kusura bakmayın <laughs> Böyle anca ekmek banarız. T3 komutanın eşsiz eşyasına. Legendary Mithril toplamak aşırı zor yani. eee şöyle sesi ayarlamaya çalışıyordum da fazla açmışım. Tamam. Gelelim ünvanlara. Evet. Gilgalat kardeşim ee, neden bu kadar güçlü? Şimdi hep birlikte anlayacağız. Önce şu yeteneğe bakalım. Buz Saçağı isminde bir yeteneği var. 3 turda bir çalışıyor. Yani 3. 6. ve 9. turlarda çalışıyor. 2 düşman birimine karşı %10 fiziksel hasar oluşturuyor ve bir turluğuna da sersemletme veriyor. 2 birime bir turluğuna sersemletme veriyor. Hani buna 1 puan bile versen, 15 puan bile versen o sersemletmeyi atıyor. İşte 15 puan verirsen o 2 düşman birimine %150 fiziksel hasar vuruyor bu komutan. O yüzden ee, tabi diğer yetenekleri okudukça buna puan verilir mi vesaire. Ee, bakacağız. Ee, sersemletme burada iyiymiş. Buna kesinlikle bir puan verebilir yani. 3. 6. 9. turlarda iki düşman birimine sersemletme için bu saça. Hemen alt yeteneklerine bakalım nelermiş. Kusursuz darbe. Ee, iki, iki turda bir çalışıyor yani. 2, 4, 6, 8 ve 10. turlarda çalışıyor. Bir düşman birimine tek seferde yüzde %40 fiziksel hasar vuruyormuş. 7 puan verdiğimizde ee, 7 kere 4, 7, 16, 21, 7, 14, 21, 28. 280 fiziksel hasar oluşturuyor bir düşman birimine ve kovalaması var. Yani bu hasar kendinden kovalamalı. Yani bu hasardan paçayı kurtararak kurtula kurtulamıyor o bir düşman birimi. Dolayısıyla ee, bu da epey güzel bir yetenek. Tabi bu ee, 7 puan vermek için bu saçağına da 15 puan vermek gerekiyor. Şuna da bakalım göz kamaştırma. Dördüncü ve sekizinci turlarda çalışıyor. Düşman komutanına karşı yüzde on şansla iki turluğuna sersemletme. Yani dördüncü turda çalıştığında dördüncü tur ve beşinci turda sersemletmiş oluyor. Sekizinci turda çalıştığında sekizinci tur ve dokuzuncu turda komutanı sersemletmiş oluyor. Ve yedi puan verdiğimizde sanırım ilk kere bir yedi, yetmiş, yedi, on dört, yirmi, sekiz, doksan sekiz. Evet şey Yüzde yüz. Yani yüzde kesin atıyor. Yüzde yani yüz şansla düşman, düşman komutanını sersemletiyor bu yetenek de. Yani şimdiye baktığımız zaman burada kovalamalı bir hasar var burada. Burada sersemletme var düşman komutanına. Burada düşman birimlerine sersemletme var. Şu ana kadar müthiş gidiyoruz. Hadi gelelim kraliyet soyu yeteneğine. Şimdi ben buradan kameramı alayım hızlıca. Pekala geldik kraliyet soyu ünvanına. İlk iki turda elfler %4.7 şansla bütün hasarlara paçayı kurtarma yapar. %4.7 şansla ya. 15 puan verdiğimizde bu kaç ediyor? 4 4, 4 5 20 60 4, 7 28. %70 %70 şansla tüm hasarlara paçayı kurtarma yapıyor ve 15 puan verdiğimizde de elflerin savunmasına artı 10 ekliyor Gilgalat kardeşim elfleri maşallah güzel buffluyor ilk iki turda paçayı kurtarma eee hele ki düşmanda kovalama yoksa baya e, can yakacak bir durum bu e, çünkü ilk 2 tur hani ilk iki tur 3 tur ne oluyorsa ilk turlarda oluyor zaten hepimiz biliyoruz o ilk turlar kartopu etkisine sebep olduğu için e, ilk turlarda yapılan her şey çok değerli Evet, bu da çok değerli bir yetenek olmuş. Burada kraliyet soyu. Hazırlıklı yeteneği var burada. Yakın birimler düşmanların menzil içindeki normal saldırıları tarafından vurulduğunda %3 hasarı ve %3 karşı saldırı hasarı veriyormuş. Yani şey, yakın dövüş birimleri düşmanları menzil içinde, yani menzil içindeyken Muhtemelen bunu menzillere yapamıyor. Yakın menziller, yakın menzillerle de savaşırken bu karşı saldırı gerçekleşiyor. O kadar da beğendiğim bir beceri olmadı bu benim. Burada tüm müttefik birimlerin hasarını %2 arttıran bir aşırılık becerisi var. 15 puan verdiğimizde pardon 7 puan verdiğimizde %14 tüm müttefik birimlerin hasarı artıyor burada. Saygı üçüne gelelim. Evet Akdivan. Akdivan yeteneği var burada. İşte e, uh, Gri bildiğimiz, Ak bildiğimiz, e, uh, Galadriel'den bildiğimiz bir sürü uh, komutanda var. Bir sürü komutanda demeyeyim de 4 tane komutanda var bildiğim kadarıyla. Her neyse Elrond'da var. Tüm müttefik birimler ilk 3 hasara ilk 3 hasar almada %1.2 yüzde uh, eksi, eksi %-1.2 15 puan verdiğimizde %15. 3 doğru %18 hasar aldığı hasarı düşürüyor. Ve odaklanma niteliğine göre bu alınan hasarı ee, daha da azaltabiliyor. Base olarak %18. Hasar azaltma etkisi bir defalığına daha tetiklenirmiş. Ark Divan yeteneği 15'lendiğinde. 15 lendiğinde. Tüm müttefik bir... Hani ilk 3 hasardan bahsediyor. İlk 3 hasar bu birinci turda ilk 3 hasar birden gerçekleşir mi bu karşıdaki komutana bağlı bir şey. Komutan neler yaptırıyor. Ee, i̇lk 3 hasara dediği için hani hasar azaltma etkisi bir defalığına daha tetiklenir. Bu ilk 3 hasar 4 hasar mı oluyor yoksa ilk 3 hasar ilk 6 hasar mı oluyor ondan emin değilim. Her neyse Ak Divan'dan doğan diğer bir yetenek. Müttefik birimler alınan odak yakmaz zehir hasarı eksi 7.1. Gilgalat kötü tarafla kapışırken buna ihtiyacı olacak alınan odak yakma zehir hasarı eksi yüzde yedi eksi yani 7 puan verdiğimizde yüzde %50 yüzde odak hasarı azaltıyorsun yakma hasarı azaltıyorsun zehir hasarı azaltıyorsun ee, ne oldu VK'ya ee, ne oldu şeye hani <laughs> burada buradaki paçayı kurtarma demiştik hani kovalamalı VK olsa bile Burada müthiş bir yakma hasarı azaltma var. Ee, ne bileyim. Odak hasarı azaltma var. Bilmiyorum kötü tarafı bu aşırı counter'lıyor bu yetenek. O yüzden fullenmesi gerek gibi kötü tarafla savaşırken. Işığın şampiyonu tüm müttefikler orklar, urukayı ve trollere karşı e, oluşturulan hasar %4. 7 puan verdiğimizde de %28. Kötü tarafla savaşıyorsanız bu da lazım bence. Çünkü burada %14 hasar için bunu fulluyorsak eğer burada %28 hasar var. Hani bunlara otomatik olarak %28 daha fazla daha fazla hasar vuracak hem komutan hem bütün birimler. Orklar, Urkoy, Urkayı troller. Bir tek kötü insanlara vurmuyor. Bir tek kötü insanlara vurmuyor. Evet. Saygı 5'e gelelim. Yüce Kral, Müttefik Erfler alınan hasar eksi 1. 15 puan yüzde %15 elflerin aldığı hasarı azaltmış oluyoruz. Artı 15 puan verildiğinde de elflerin, bütün elflerin HP'si artı 3 artıyor stat olarak. Oldukça da iyi bir yetenek. Hemen ondan doğan birimlere şeye bakalım. Düşman birimlerinin savunmasını 5 azaltıyor. 7 puan verdiğimizde de 35 savunma azaltıyorum azaltmış oluyor. Perma olarak bütün turlarda. Kendisi Gilgalad'ın zaten hani elf ve çoğunluk okçu hasar verebilmesi için kullanacağını bildiğimiz için ve fiziksel hasar olduğu için bu savunma azaltmada çok lazım gibi görünüyor. Elf lideri beceri. her turda elfler %3.6 şansla combo alıyor. 7 puan verdiğimizde de bu %25 şansla bütün elflerin combo alması demek, bir de çift atak yapması demek. Ee, bu yetenekte oldukça iyi gibi görünüyor. Yani burası var ya Yüce Kral. Saygı 5 lazım abi Gilgala'da. 15-7-7 bu kesin. 15-7-7 bu kesin. 15. Paca'yı kurtarma lazım. 7-0. Ee, Buraya bir Kalanı da Ak Divan'a gider. Kötü tarafa farklı bu build yapılır. Kötü tarafa ak divan fullenir. Bu fullenir, bu fullenir. Burada saygı 5'i fuller miyiz yoksa kraliyet soyunu mu fulleriz? Bir düşüneyim. Ya, paçayı kurtarma lazım gibi ya. Bakayım bizimkiler ne bu paylaşmış. Mesela kötülere karşı ne demişler? Hmm. Kötülere karşı bizimkilerin paylaştığı bu de... Ee, kraliyet soyuna 15 verilmiş. Bunlara verilmemiş. 0. Bu saça 1. Ak 15. E, tetikte 7. Buna verilmemiş. 0. E, Yüce kral 15. A e, ve 6. 6 da buna verilmiş. combo için. Böyle bir bu, böyle bu yüklükler ki İki boyut paylaşmış arkadaşlar. İyi taraf bu bakayım. Evet iyi taraf da tam olarak benim dediğim gibi 15 7 7 15 7 0 1 o kalanı da buraya hani kaç kaç puan kalıyorsa o da buraya. Evet Gilgalat böyle bir komutan. Şimdi Gilgalat'ın o oku, unvanlarını okuduğumuzda bize zaten ne kullanacağımızı söylüyor. Birincisi elf istiyor abi adam. Elf kardeş bana elf kullanacaksın diyor. Hani elflerin HP'si burada, elflere paçayı kurtarma. Ne var ne yok elfe veriyor. E, full elf kullanacağız. E, bildiğimiz full elf neler? Hani istisnai bir durum olup bir tutulabilir birim olmadığı sürece. Aa, elf atlı okçusu. Elf işte sentineli. E, ve diğeri neydi? Yakın yakın dövüşü bir tane de elf birimi vardı. Dur şöyle mücadele diyelim. Git. Aha her neyse bir şey seçelim buradan. Tamam Heh, yaylı şövalye. Sentinel. Ne var ne yok bütün elfleri kullanacağız işte ya. Başka elf yakın dövüşçü kim vardı nerede o? Bu ne abi kötülere geçtik. Kaçırdım galiba. Kaçırmamışım. Hah. Haberci. Şu tutulabilir birimdi bildiğim kadarıyla. Koruyucu. Bilmiyorum bu nasıl gider. Hiçbir fikrim yok. Yani düşündüğüm zaman F tutulabilir birim olarak. Burada koruyucu var. Şeyler sayını Orman cinleri sayılmıyor. Sayılıyor muydu? Bilmiyorum artık. Her neyse. Uh. Bu ya. Bu ildi. Yani şeyi bu. Hani e, bütün elf birimlerini kullanacak bu komutan. Bu ildi bu olacak yani. Peki item olarak. E, Tabi o kadar elfe buff varken elfe mü mümkün olduğunca yine bufflayacak itemler lazım. Mesela şöyle kıyamet alametlerine bir girelim. E, hangi itemler olabilir diye. Bir kere şey kesin. Bence Kuyutu Ormanya'yı. Kuyutu Ormanya'yının elf müttefik birimleri oluşturulan asar. Bu şart. Bu alt özellikli kuyut orman yayı kullanılabilir. Legendary item'da da yani efsanevi bir şey kullanılacaksa Noldor kılıcı mıydı? Yine elfe buff veren. Yok bu değil. Lang, lang mıydı? Beyaz elf bıçağı. Ha bak burada elfler müttefik birimleri oluşturulan asar. bu %2. Kuyut orman yayında %1.5. Bu %2. En iyisi bu. Ama dediğim gibi biz free play low spenderlar biraz zor yaparız onu. O yüzden kuyut orman ya abi. Ee, zırh olarak kumaş destekli zırh yapılabilir. Ee, alınan odak hasarı azaltmak için. Ee, vesaire. Ya da yakma hasarı da düşünülebilir. Paçayı kurtarmaya gerek yok. Zaten var Gilgalat'ta. Bilmiyorum, zırh olup Elf'e buff veren bir şey yok bildiğim kadarıyla. Kask, kask e, ne olabilir? Ordu hasarı menzilli. Müttefik menzilli birimler. E, bu olmaz da delilik olabilir. A, şey olabilir. burada Ordu hasarı menzilliği kullanabiliriz. Her ne kadar Elf desek de Elf'in 3 birimi var. Biri yakıncı, ikisi menzilli. Bu ordu hasarı menzilliden faydalanır yani. Aa, kask olarak en mantıklısı herhalde yine tuzakçı başlığı. Yine menzilli buff istiyorsak mesela zırh bu da bir düşünebilir. Savunma ee, ordu savunması menzilli. Menzilli ordu savunması veriyor burada. Ee, yine burada müttefik menzilli bilimleri alınan hasarı azaltma vesaire kullanılabilir. Avcı derisi de kullanılabilir. Ee, zırh olarak en iyisi hangisi? Eee İzci kamuflajı paylaşmış bizim arkadaşlar. Böyle bir bakıyorum. Ee, burada evet. Paçayı kurtarma var. İlk turda yani, yani zaten paçayı kurtarıyoruz ama tüm müttefikler alınan yakma zehir odak hasarı %5 azaltma. Çok iyi bu. Hani şey az önce sadece odak hasarı azaltan bir zırh gösterdim. Bu hepsini azaltıyor. Müthiş olur yani bu. Bence direnç yeteneği. Um, peki. Kask olarak efsanevi avcının kılavuzu sanırım. Yine menzilliye ordu hasarı verdiği için. Müttefik menzilli birimden alınan hasar mı? Yok. Delilik. Ha şey ya. Himaye abi. İlk 4 turda her bir ordu her turda %16.7 şansla sersemletme ve delilik bağışıklığı. E tabi full dediğinizde %100 şansla. İlk 4 turda ne sersemliyorsunuz ne delilik yiyorsunuz. Ee, bu bence şart abi. Bu yapılacak. <laughs> e, tuzakçı başlığı alternatif tabii ki ama bulursanız o avcının kılavuzundan bulursanız eğer o özellikle yıld altın yıldızınızın na yıldızını nasıl yükseltirsiniz artık bilemiyorum ama çok iyi item ya. Evet, e, şey olarak da aksesuar olarak da hiçbir fikrim yok. Yine havai fişek takılabilir bence tıpkı Gandalf'ta olduğu gibi ve burada paçayı kurtarma mı? yok kovalama. İlk 3 turda bütün müttefikler kovalama alır %15 şansla. Bu olabilir. Ee, çok ucuza bence bu yapılır. Aa ee, legendary olarak da sanırım harp var bir tane. Bir yandan da arkadaşın arkadaşların paylaştıklarına bakıyorum da. Evet şu. Bu ne veriyormuş? Ordu savunması elf'ler veriyormuş. Ee, elf'ler müttefik birimleri oluşturulan hasar. Bu da, bu da müthiş oluyor. Yani anlayacağınız Gilgalad çok güçlü bir komutan. Ama yatırımda istiyor. Saygı 5'te adam oluyor. Ee, çok güzel ekipmanları var. Yapabilirsiniz. Adam. Kral. Kral. Hakikaten yüksek kral ya. Son ittifak savaşında ölmeyi de iyiydi. Evet. Ee, Gilgalad böyle bir çar. Valla daha ne paylaşabilirim bilmiyorum Gilgalad'ın. Hakkında ünvanları konuştuk. birimlerini söyledik. Ekipmanlarını paylaştık. Daha ne yapmam gerekiyor bildiğim kadarıyla yapmam gereken başka bir şey yok. Her neyse, Aa, videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sonraki Lord of the Rings: Rise to War videolarında görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.